Filmler çoğu zaman sadece basit bir sinema yapımından ibaret değil. Sinema tarihindeki filmleri incelediğimizde bazı filmlerin yeni bir din oluşturma potansiyeli barındırdığını da görebiliyoruz. Bir filmden esinlenerek ortaya çıkmış, günümüzde belli oranda bir taraftarı bulunan yeni dini hareketler dediğimiz oluşumlar içerisinde değerlendirdiğimiz yine senkretik yeni bir inanç sistemi var. Ne bu? Jedi topluluğu veya Jedizm adıyla biliyoruz. Peki bu Jedi topluluğu nasıl ortaya çıktı? Bu dini yapılanmanın ortaya çıkmasında işte az önce ismini zikrettiğimiz Star Wars isimli film etkili oluyor. Başlangıçta hayali bir din olarak ortaya çıkıyor, böyle üretiliyor. Fakat daha sonra gerçekte de bir şekilde rağbet görüyor. Özellikle internet aracılığıyla insanlar arasında yayılmayı başardığını görüyoruz. 21. yüzyılın en bilinen gruplarından biri haline geliyor. En büyük kurgu temelli inançlarından biri olarak nitelendiriliyor bugün. 200 bin civarında, yani yanlış hatırlamıyorsam, taraftarının bulunduğu söyleniyor. Tabii Jedi dinine mensup toplulukların bir kısmı gerçek hayatta somut varlık gösteriyor. Ama bir kısmında özellikle sanal ortamlarda bir şekilde kendilerinden söz ettiğini, internet aracılığıyla bir şekilde varlık göstermeye çalıştıklarını da yine ifade etmek lazım. Yani internette çevrimiçi topluluklar halinde görünür olmaya çalıştıklarını ifade edebiliriz. Yani neticede ortaya çıkmış bir dini grup olarak tanımlanan bu topluluk, bulundukları devletlerden de kendilerine çeşitli haklar sağlamalarını talep edebiliyorlar da. İşte mecliste temsil edilme diyebilirsiniz, dinlerine uygun bir şekilde giyinebilmek, işte vergiden muafiyet, askerlikten muafiyet, diplomatik pasaport gibi çeşitli hak taleplerinde bulunduklarını görebiliyorsunuz. Bu çok böyle görebileceğimiz bir şey değil ama hani nadir de olsa filmlerin yeni dinler ortaya çıkarma potansiyeline sahip olduğunu da görüyoruz.